Olmadı değil mi? Anlamadım. Yani ne iş bulamadın? Salih, 3 ay oldu. Tam 3 ay. Ne yapayım hayatım? Elimden geleni yapıyorum. Kapıcı bugün aidat almaya geldi. Kapıyı açamadım utancımdan. 3 aylık kira birikti. Ev sahibi yine arayacak diye yüreğim hopluyor. Faturalar desen? Allah büyük Oya. Çabalıyorum işte. Her fırsatı değerlendirmeye çalışıyorum. Bilmiyorum Salih. Halimizi hiç iyi görmüyorum. Böyle giderse? Böyle giderse? Bilmiyorum işte. Ben artık dayanamıyorum. Görüyorsun işte ne kadar uğraştığımı. Yetmiyor demek ki Salih. Yetmiyor. Daha fazla çabalaman gerekiyor demek ki. Hayırdır, nereye? İçim daraldı. Evde hapis hayatı yaşıyorum zaten. Aşağı komşuya ineceğim. Şu hale bak. Tam tıkır kuru bakır. Akşama ne yiyeceğiz biz? Zaten evde tıkıldım kaldım. Pazara gittiğim de yok. Hiçbir yere çıktığım da yok. Al hayatım. Şunla idare et. Bununla mı Salih? Bugün yarın bir iş bulacağım inşallah. İnşallah. Ha bu arada mahalleye hırsız dadanmış. Dünyanın binadaki komşunun evine girmiş. Haberin oldu mu? Dışarı çıktığım mı var Salih? Nereden haberim olacak? En fazla alt komşuya iniyorum. O kızcağızına dünyadan haberi yoktur zaten. Dikkatli olmak lazım. Hırsız bize gelmez. Ayrıca gelse de ne bulacak ki? Tamam hadi. Sen dikkatli ol. Thank you.
Niye geldik şimdi bu? Oo, hoş geldin Ayracığım, sen miydin? Merhaba Oya abla. Aşure yaptım da inşallah beğenirsin. Oo, mis gibi görünüyor vallahi. Allah kabul etsin. Girsene, gel. Hoş geldin. Hoş bulduk. Annemin evine gelmiş gibi hissediyorum size gelince vallahi. Bizim ev çok soğuk geliyor bana. Gerçi daha evimize geçemedik. Kayınvalidemde oturuyoruz ama. Neyse, geçince rahat edersiniz canım. İnşallah. Alışırsın merak etme. Şimdi şehre de yabancısın zaten. Birazcık zorlanman normal. Yani çok zorlanmıyorum aslında ama biraz yalnız hissediyorum kendimi. Niye? Kocan yeterince ilgilenmiyor mu yoksa? Yok, çok iyiyiz maşallah. Ama yani sadece ailemi, arkadaşlarımı biraz özlüyorum. Ne kadar olmuş ya siz evleneli? Bir ay? Haftaya 2 ayımız dolacak. Ne güzel. En güzel zamanlarınız şimdi. Biz de Salih abin evlendiğimizde sizin gibiydik. Ey gidi günler. Yıllar çabucak geçip gitmiş. Haklısın ablacığım. Maşallah. Bileziklerin ne kadar hoş. Kolye de çok yakışmış sana. Bunu kayınvalidem taktı. Bunları da kayınpederim. Ama ben en çok bu kolyeyi seviyorum. Çok güzel değil mi ablacığım? Çalışmadığımı biliyorsun Oya. Bu harcamaları nasıl yaparsın? Nasıl ödenecek bunlar? Ne yapayım Salih? Hiçbirini keyfimden almadım. İhtiyacım vardı. Bugün yarın bir işe gireceğim. Biraz sabretsen. Ben de böyle olmasını istemiyorum ama... Aması yok Salih. Aylardır her gün aynı şeyi söylüyorsun. Ama bir iş bulup giremedim. Oya abla. Oya abla. Oya abla iyi misin? İyiyim canım, iyiyim. Öyle evliliğin ilk zamanları geldi öyle aklıma. İlk zamanlar gibi gitmiyor mu yoksa? Yo. Çok şükür. Evlilik işte. Hayat gibi. İnişleri de var, çıkışları da var. Oo, lafa daldık unuttuk. Ben sana hiçbir şey ikram etmedim. Kahve içeriz değil mi? Ben yapsaydım. Yok, otur sen. Tamam. Orta şeker değil mi? Evet. Biz yokluk içerisinde kıvranırken dünkü çocuk kirakil altına geçmiş karşıma, havasını atıyor. Ha bu arada mahalleye hırsız adammış. Dün yan binadaki komşunun evine girmiş. Haberin oldu mu? Thank you.
Çok teşekkür ederim Oya abla. Ne demek canım. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederim Oya abla. Seni de işinden alıkoymadım inşallah. Yok canım. Daha neler. Bak ne güzel laflıyoruz işte. Hem şimdi çarşıyı da koydum. Birazdan yanındaki pastaneden bir de pasta söyleriz yanına. Olur. Oh. Ya Oya abla sen ne tatlı bir insanmışsın. O senin tatlılığın canım. Sinan kaç kere söyledi. Biraz girişken ol dedi. Ama ne bileyim ben böyle çekindim. Hani büyük şehir falan ya. Aslında hep aklımdaydı. Bir akşamüstü yemeği alacaktık size ama bir türlü fırsatımız olmadı. Neyse kısmet bugüneymiş. Dur ben pastaneyi de arayayım da sonra lafımız bölünmesin. Tamam. Çok zahmet verdim sana Oya abla. Estağfurullah canım daha neler. Niye zahmet ettin Oya abla? Aşk olsun. Ne zahmeti? Rahmetli anneannemin pastaları dillere destandı. Annem de tam tersi. Hem sevmez hamur işlerini hem de kilosuna çok dikkat eder. Bize de hiç yedirmek istemezdi o yüzden. Anca böyle misafirden misafire. Biz tabii çocuğuz. Seviyoruz pastaydı poğaçaydı. Anneannem bize geldi mi resmen bayram olurdu. Kaç kardeşsiniz siz? İki. Bir ablam var, benden 3 yaş büyük. O da Mersin'e gelin gitti. Yazık annene. İkiniz de gurbete yollamış. Ya.
İçeride alır mısın canım? Olur. Yani zahmet olmazsa. Yok canım. Ne zahmeti? Sağ ol. Al canım. Sağ ol Oya abla. Afiyet olsun canım. Teşekkür ederim. Bizim burada da pazar var. Götürürüm ben seni. Olur, gidelim. Hem buranın pazarı da güzel olur. Tamam, çok sevinirim. Biliyorsun yabancıyım abla ben buralara. Yabancılık çekmezsin biz varken buralarda. Ayla. 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 Ayla iyi misin? Ayla.
Oya abla. Oya abla. Oya abla. Oya abla. Oya abla. Uyan Oya abla, kendine gel. Kimse yok. Gelebilirsiniz. Oya Hanım. Oya Hanım. Oya Hanım, iyi misiniz? Oya Hanım. İyi misiniz Oya Hanım? Oya Hanım. Oya Hanım. Ne oldu bana? Eve hırsız girmiş. İyi misiniz? Kalkabilecek misiniz? Çok kötüyüm. Ben de bir diğer odalara bakayım, hemen geliyorum. Sinan, Sinan aramam lazım. Sinan. Sinan benim. Yok yok, korkma. Ama bir şey oldu. Hırsız. Telaşlanma. Yok yok, bizim eve değil. Oya ablalara. Evet, orada oldu. Bilmiyoruz. Hem sanlayamadık. Yok, polis aramadık daha. Polis mi? İlk seni arıyorum. Tamam, burada bekliyorum. Tamam. Yatak odasının camı açıktı. Kesin oradan girdiler. Neler oldu Allah aşkına? Bu evin haline soyuldu. Ne? Nasıl yani? Ne demek soyulduk? Hırsız girmiş. Bak, altınlar diyor. Kim bilir sizin de neleriniz gitmiştir. Yüzüğüm. Evlilik yüzüğüm yok. Şöyle geçeyim bir. Eve girdiğimde yatak odasındaki cam sonuna kadar açıktı. Aşağıdaki katın demirlerine tırmanıp girmişler. Oya Hanım baygın halde yatıyordu. O evde Cemil Beyler oturuyor ama karı koca çalışıyor. Gündüz kimse olmuyor evde. Memur bey, gündüz vakti böyle bir şeye nasıl cesaret edebilirler ya? Bize gelen vakaları bir bilseniz, o şerefsizlerin nelere cesaret ettiklerine şaşırırdınız. Geçen hafta da Yeşim apartmanına girmişti hırsız. Kuaförün olduğu bina var ya hani. Evet. Üç daireyi birden soymuşlardı orada. Millette ar namus kalmamış. Halit, sen gidip bir komşularla konuş bakalım. Bir şey gören duyan var mı? Tabii efendim.
Amirim, isterseniz ben de gideyim, yardımcı olayım arkadaşım. Gidin. Memur bey, aklım almıyor ya. Hadi gündüz gözüyle eve girdiler. Peki ya, eşimle oyağını bayıtmayı nasıl başarmışlar? Ya sprey falan mı sıkmışlar? Yok, sprey mümkün değil. Kimseyi görmedik ki. Ses bile duymadık biz. Evet evet. Mümkün değil. Zayiatı tespit ettiniz mi? Ne götürmüşler? Benim altınlarım gitmiş. 5 tane bilezik, kolye, küpleri. Tamam. Yüzüm. Her şey gitmiş. Benim yüzüm yoktu uyandığımda. Evet, pek bir şey yoktu açıkçası. Takı falan da sevmem ben. Bir tek cüzdanındaki para gitmiş. Ne kadar vardı cüzdanınızda? Bilmem ki. 150 lira falan herhalde. Telefon? Cep telefonu mu? Evet. Yok, ben kullanmıyorum cep telefonu. Ev hanımı olduğum için evdeyim zaten. Yalnız mı yaşıyorsunuz? Yok. Beyimle yaşıyorum. Beyiniz nerede? O mu? İş görüşmesi vardı bugün, ona gitti. Çalışmıyor mu eşiniz? Yok, yaklaşık 2 aydır çalışmıyor. İş görüşmeleri yapıyor. Bugün yarın başlar çalışmaya. Amirim. Efendim? Etrafı araştırdık. Şu ana kadar çok önemli bir şey bulamadık. Etrafı da kolaçan ettik. Hı-hı, arkadaşlarla tamam. Çekiliyoruz. Olanları kocanıza haber vermediniz mi? Yok vallahi. Hiç aklıma gelmedi. Zaten uyandık. Bir baktık etrafı bu halde bulduk. Ne olduğunu anlamaya çalışırken de zaten siz geldiniz. Olanları en başından itibaren tekrar anlatır mısınız? Hiçbir şey anlamadık memur bey. Ne olduğunu bile hatırlamıyorum doğru düzgün. Dikkat çekici hiçbir şey yoktu. Biz o yağımları muhabbet ediyorduk uzun uzun. Evet. Böyle gülüp eğleniyorduk. Son hatırladığım şey hastaydı. Gözlerim koltukta açtı. Başım dönüyordu. Abla da baygın şurada yatıyordu. Sonra altınlarım çalınmış oldu fark ettim. Hiçbir detayı atlamayın. Hatırlamaya çalışın. 12 sularında kapıyı çaldınız. Daha önce sözleşmiş miydiniz? Yok, hayır. Biz kayınvalidemle daha yeni taşındık. Daha 2 ay oldu. Ben aşure yapmıştım. Sonra işte 2 tabak da oya ablalara getirdim. Sonra? Ya çay kahve içip sohbet ettik. O kadar. Kimseyle konuştunuz mu telefonda? Buraya geleceğinizi kimse biliyor muydu? Yok, hayır. Siz Ayla Hanım gelince kimseyle konuştunuz mu? Yok, hayır. Sadece sipariş vermek için pastaneyi aradım. Hangi pastane? Şu köşedeki Şakiroğlu pastanesi. Yaş pasta istedim, o kadar. Tamam, ekibimizden birini yollayıp baktıracağım. Eşinizin karakola uğraması gerekiyor. Onun da ifadesini alacağız. Tabii. Ben hemen ayar söylerim. Tamam. Yalnız telefon etmem lazım. Edebilir miyim? Buyurun, et. Sinan, düşünüyorum ama mümkün değil. Oya abla hayatta böyle bir şey yapmaz. Hayatım, 2 kere gördün. Çözdün mü kadını? Sinancığım, imkansız diyorum. Ya kadın benden beterdi kalktığında, ayakta duramıyordu. Hem polis her yeri aradı. Gördün sen de. Yalnız kocası biraz kafamı karıştırmıyor değil. Acaba biz içerideyken eve girmiş olabilir mi? Ha, ne dersin? Ne yaptı peki? İçeceklerinize ilaç falan mı attı? Bilmiyorum ki. Biri salona gaz bombası atmadığına göre aklıma başka bir yöntem gelmiyor. Anlamadım ya. Kapıcı laf arasına söyledi. Yani Salih Bey 3 aydır işsizmiş. Yani galiba işten çıkarıldı dedi. Biraz önce uzun uzun konuştuk. Çok mazbut bir adama benziyor.
3-5 kuruş için böyle bir işe kalkışacağını hiç sanmıyorum. Öyle bir insana benzemiyor. Ya en çok annenin taktığı kolyeyi üzülüyorum. Ya ne diyeceğiz şimdi ona? Üzülme hayatım. İsteyerek mi oldu? Mala geldi hiç olmazsa. Ya sana bir şey yapsalardı? Düşününce aklımı oynatacakmış gibi oluyorum. Memur bey merhaba. Sinan ben. Bir şeyler öğrenebildiniz mi diye sormak için rahatsız ettim sizi. Evet. Öyle mi? Peki. Biz de Oya Hanım'ın evindeyiz zaten. Uygun sohbetler açıyorum. Hepimiz birlikte dinleyelim. Tabii bir saniye. Yapılan analizde şüpheli bir parmak izine rastlamadık. Ama bunu çok da beklemiyorduk açıkçası. Genelde eldiven kullanırlar. Soruşturma devam ediyor. Arkadaşlarımız, esnaf ve komşularla konuşuyorlar. İlgili herkesin ifadelerini alacağız. Pastanenin yolladığı pastayı ve ayrıca çay örneğini de tahlil ettiriyoruz. Şimdilik bu kadar Sinan Bey. Herhangi bir gelişme olursa tekrar iletişime geçeriz. Tamam memur bey. İlginize çok teşekkür ederiz. En kısa zamanda suçluları bulacağınıza itimadım tam. Tamam. Tabii elbette. Görüşmek üzere. Hadi canım kalkalım biz de. Bir çay içseydiniz. Sağ olun, başka zaman inşallah. Aylacığım. Sinan Bey işteyken yalnız kalmamak için istersen beni çağır olur mu? Tek başına evde kalmaktan korkarsın belki. Teşekkür ederim. Buyur geç. İyi akşamlar. Bunlar bizden şüpheleniyor olmasın hanım? Çok mesafeliydiler sanki. Sanmam. Daha samimiyetimiz nedir ki? Yeni tanışık sayılır. Onlar öyle kibarlık yapıyorlar bence. Bir an önce yakalansa da hırsızlar, biz de böyle töhmet altında kalmasak. Yüz yüze bakacağız bundan sonra da. Yoksa iki taraf için de ızdırap olur. Evet. Sen olduğunu biliyordun. Hayır. Ben yapmadım. Yemin ederim altınları ben almadım. Peki bunlar ne? Bunlar ne o zaman? Ben yapmadım. Hırsızsın sen. Hayır. Hadi bir hırsızsın sen. Hayır. Hayır. Oh. Allah'ım. Şükürler olsun rüyaymış. Allah'ım sana şükürler olsun. Buyurun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hoş geldin. Evde miydin sen? Ne zaman geldin? Yemek mi yapıyorsun sen? Evet. Kutlama yapıyoruz. Neyi kutluyoruz? Pazartesi işe başlıyorum. İnanmıyorum. Ya evet. Gerçekten mi? Peki ama nerede? Şartları nasıl?
eski işimden bile daha iyi. Oo, Sinan Bey kardeşim, merhaba. Merhaba, müsait miydiniz? Tabii tabii, buyurun. Buyurun. Karakoldan geliyorum. Hayırdır? Yeni bir gelişme mi var? Polis çayda uyku ilacı bulmuş. Polis birinin çay demliğine ilaç attığını, bu yüzden hanımların uykuya daldığını düşünüyor. Ama bu nasıl olabilir ki? Bunu kim nasıl yapar? İşte muamma olan da bu. Ben bir çay suyu koyup geleyim. Polis sizinkiler dışında bir parmak izi bulamamış. Hırsızın eldiven kullandığını, arka camdan alt kattaki demirlere basıp içeri girdiğini, sonra hanımlar salonda otururken çaya ilaç attığını, onlar uykuya daldıktan sonra da yine geldiği gibi arka camdan kaçmış olabileceğini düşünüyor. Mahalledeki çocuklar arka bahçede oynarlarken tanımadıkları şapkalı bir adamın koşar adımlarla gittiğini görmüş. Bak sen şu soysuza. Bu ne cesaret ya? Hem de gündüz gözüyle. Olabilecekleri düşündükçe insan ucuz atlattığına şükrediyor. Oh, Allah'ım sana şükür olsun. Yaptığını yanına kar kalacağını mı sandın? Oya! Oya, ne oldu? İyi misin? İyi misiniz? Bir an bir karartı gördüm zannettim. İyiyim iyiyim, merak etmeyin, iyiyim. Allah kahretsin. Tamamen unutmuşum ben bunu. Teşekkür ederim. İyi günler. Oya, ne yaptın sen? O altınları nasıl yaparsın? Nasıl? Allah'ım ya, korktuğum başıma geldi. O kredi kartı borcunu da böyle ödedin, değil mi? İnanamıyorum sana. Sana inanamıyorum ya. Bunu nasıl yaparsın Oya? Sana inanamıyorum. Bu kadar mı gözün döndü? Bu kadar mı insanlığından çıktın? Biz yıllarca boğazımızdan haram lokma geçirdik mi ha? Geçirdik mi? Çok pişmanım seni. İnanamıyorum ya. Şu koca memlekette abla dedim, sana güvendim ben. Ya sen bunu nasıl yaparsın? Hayatım sakin. Sakin mi? Ben nasıl sakin olayım Sinan? Bu nasıl bir vicdansızlıktır ya? Ya aklım almıyor. Ya sen Allah'tan da mı korkmadın? Ne olur beni affedin. Çok pişmanım. Niye? Bir an bunalıma girip şeytan oydum. Ne olur affedin beni. Böyle olsun istemezdim. Şeytana mı uydun?
Bizden yardım isteseydin biz hayır mı derdik sana? Tamam. Sizin nasıl haberiniz oldu Salih abi? Vallahi ne diyeyim Sinan kardeşim. Diyecek bir kelime bulamıyorum. Yani o kadar mahcup ve utanç içindeyim ki. Söz veriyorum. Her kuruşunu ödeyeceğim. Çalışacağım. Verdiğim zararı son kuruşuna kadar ödeyeceğim. Gerçekten yazıklar olsun sana. Tamam hayatım, olmuş artık, yapacak hiçbir şey yok. Biz alalım altınları. Hadi. Onca yıldan sonra, onca yaptığın şeylerden sonra bunu da bana yaşattın ya oyun. İnan sana ne diyeceğimi bilmiyorum. Ne olur affet Salih. Yemin ederim öyle olsun istemedim. Çok çaresiz kalmıştım. Yemin etme bari Oya. Daha fazla günah sokma bizi. Zaten rezil rüsva ettin. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun. Salih, nereye gidiyorsun? Ne istiyorsun? Ne olur beni affedin. Size yalvarmaya geldim. Haftalardır gözüm uyku girmiyor. Salih de haftalardır eve gelmiyor. Çok pişmanım. Yuvamı kurtarmak istiyorum. Allah razı olsun. Size yalvarıyorum. Beni affedin. Ben evlere temizliğe gideceğim. Çok çalışıp verdim tüm zararları telafi etmek için. Elimden geleni yapacağım. Ama bana hakkınızı helal edin ne olur. Artık bu vicdan azabına dayanamıyorum. İstiyorsanız beni polise verin. Ne diyeyim artık. Yeter ki hakkınızı helal edin. Ne istiyorsanız yapmaya hazırım. Ah Oya abla, yazık ettin. Hem bize hem de kendine. Çok pişmanım Ayla. Bu vicdan azabı beni kahrediyor. Bir hata yaptın ve faturasını ödüyorsun Oya abla. Bu işe polisi karıştırmaya gerek yok. Bu konuyu aramızda halledeceğiz artık. Hem ben gider Salih abiyle konuşur, bir al çaresine bakarım. Allah sizden razı olsun. Allah ne muradınız varsa versin. Hayatım boyunca size borçlu kalacağım artık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.